Merhaba. Kimse yok. Kendi kendime merhaba diyorum galiba. Tamam, tekrar başlıyoruz galiba. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Süper. Hürcan Hanım geldi yine. Hemen. Ne yapıyorduk? Canlı yayına geç. Tamam. Geldim, buradayım. Merhaba Merhabalar. Demre. Ya ben çok gevezeyim. Beni bilen biri, beni bıraksanız ay ne anlatırım ne konuşurum ama bazen de karşımdakine konuşma fırsatı vermiyorum. Bizim kızlar diyorlar ki çok ihtiyacın varmış konuşmaya. Ya beni yani, duramıyorum. Öyle peşinen özür dilerim çok sözünüzü kestiysem. Hayır, tam tersi Bir aynı şey de bende de var. Ben Güzide Hocam'la ilk bir canlı yayın yaptık. Nasıl bir aşlaklık varsa kadıncağıza böyle şey nokta vermemişim ya. Sonradan canlı yayın izliyorum. Vallahi diyorum bu kadar mı hani konuşma meraklısı bir insan olur o da çok olunmuyor. hararetli. O da bütün bildiğini aktarmak ister. Öyle o enerjide birisi zaten. Bunu herhalde tutacağım. Başka yolu yok. Çünkü şey şarjım bitmek üzereydi. Aa, Tekrar pek az yok yok sokuyordunuz. Tamam. taktım 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 şey yaptım. Sıkıntı yok sıkıntı yok yani problem değil. Bir su molası verdim. Sen de İyi de içseydin. sizden şeyi özür dilemeyi unuttum. Hazırladığımız posterde sizin kafayı uçurmuşuz. Çok özür dilerim. Hiç, hiç ya Biz hiç önemli değil ya. eczanede çok sevdiğim bizim yani kalfam yardımcım Esat. Peki, ne yaptınız? Kadıncağızın kafasını uçurmuşsunuz. Hayır dedim hiç fark etmiyor. Yani çok utandım. Hemen size yazdım ondan Hayır, sonra. yok yok yazdınız hiç Çok yazmaya da öyle çok şekilleri özür hani dilerim şey yok yok gerçekten. yok Ben çok sev. gerçekten. Ben bunları öğreneceğim gerçekten. Yani bu işler hiç elimden gelmez. Hani su tutup badanayı boyayıp yıkayıp ama şu işleri bilmem. Ama artık öğrenmem gerekiyor galiba. Benim iki tane yardımcım var sağ olsunlar Süper. ikizlerim İstanbul'dalar şu anda biri Eczacı Fakültesi öğrencisi biri tıp fakültesi Gerçek. öğrencisi Of, gerçekten of, of, of of, of of of. Ne kadar yani güzel. onlar da böyle yayınlar yapan yani bırakın hani yayın şey yapmayı tıp fakültesindekinin 5 tane falan uluslararası yayını oldu artık yani öyle boynuzları kulaklarını geçen çocuklar Ama böyle anne insan bunu araştırınca tabii anne öyle baba öyle ne kadar güzel ne kadar güzel ya ben o kadar mutlu oluyorum ki yani Türkiye adına pırıl pırıl gençler geliyor. gençler, aynen. Kim tutar bizi gerçekten? Belki biraz arkadan geliyoruz ama herkesi geçiyoruz. Yeter ki oyuna gelmeyelim. Aynen. Şarjı çıkarttım, tutamadım. En iyisi böyle hani gittiği yere kadar gittikten sonra şey yaparız. Tamam. Şimdi şeyde bahsedelim. Hani dediğimiz gibi 6. ayına kadar doktor kontrolü olmadan kombineleri vermiyoruz ama ben doğuma 3 ay kala eğer annenin bir sezaryen riski olacaksa yurt dışında da bununla ilgili çok güzel sen de hani çok sık yurt dışı gidip geliyorsun biliyorsundur. Çok güzel preparatlar var. Türkiye'ye henüz Aa. gelmedi. Ama yurt dışında 6. ayından sonra vitaminlerinizin yanında mutlaka probiyotik de veriyorlar. Çünkü siz de kötü beslenmiş olabilirsiniz. Sizin de mikrobiyotanız tam oturmamış olabilir. Eşi O şansı yüzden bırakmıyorlar. aynen işi şansa kesinlikle bırakmıyorlar. Çünkü yapılan çalışmalarda doğru probiyotik suçlarını alan çocuklar yaşıtlarından daha az hastası oluyorlar, daha az kilo problemi yaşıyorlar, daha az cilt problemi, egzama problemi Daha az yaşıyorlar, gazlı oluyorlar. daha az gazlı Ben oluyorlar. yapıları bebekleri niye ağlamıyor bizimkiler böyle yani? Hüngür hüngür ağlıyor. Çünkü onlar hani baştan hani bizde hep vardır ya biz hasta olduktan sonra tedaviye gideriz ama yurt dışı hasta olmamak için yani daha doğrusu daha sağlıklı olmak için bir şeylerin tüketmeye çalışır. Biz de yavaş yavaş bunları öğreneceğiz yani gerçekten hani biz de yavaş yavaş bu para Başladı. harcamayı mı? Çocuklarda özellikle mesela sağlam çocuk hekimi diye bir kavram oluştu. Ve bu Covid belki evet çok kötü ama bunun bize kazandırdıkları da oldu. İnsanlar şu anda çok sağlığının kıymetini bildi ve Evet. bu sağlıklı halinin devamlılığı için ne yapmalıyım dedi. Daha önce mesela işte bir C vitamini kimse portakal yiyorum dediğinde 8 kilo portakal yemeniz gerekiyor bir günde 1000 miligram C vitamini dediğimizde bu ürünü satmaya çalıştığımızı düşünüyordu. Ama şimdi çarşaf çarşaf televizyonda herkes söyleyince aa dedi ki bu demek ki esansiyelmiş bunu vücut da yapamıyormuş bu alınacak.
aynı şekilde yoğurt yiyorum ben diye gelinebiliyor evet. Mesela probiyotik. Ama yoğurt bakterileri, evet aynı bakterileri satıyoruz. Ama senin yediğin yoğurt bakterisi mide asidini geçemiyor. Evet, o da faydalı. Gidemiyor. Gidemiyor. Yani senin kolona ulaşması lazım. Yani bakterilerin kolona kadar gitmesi lazım. Ama senin bakterin mide pH'sında parçalanıyor. Ha parçalandığı da işe yarıyor. Postbiyotik denen bir yeni bir şey var, terim var. Postbiyotik, probiyotik, ölü parçalanmış hali. Ama o bile faydalı fakat senin istediğin hani düzeyde değil ya da senin istediğin şeyde değil. Yani evet yoğurt faydalı, evet kefir faydalı ama standartize değil. Yani faydalının yanında belki sen ona zarar da vereceksin. O aynı yüzden ben daha böyle hani nerede kolonize olacağı, nerede kolonizasyonundaki miktarı belli. Yani diyor ki adam işte ben diyor bağırsağın sağ tarafının şu noktasında şu kadar miktarla bakterilerimi yerleştireceğim diyor. CFU'nun anlamı o. Ya o zaman da diyorsun ki ha tamam işte aynı C vitamindeki gibi 8 kilo portakal mı yoksa bir küçük C vitamini efervesan ya da tableti mi diyeceksin. Bence de yani bazı şeylerin kıymetini kesinlikle öğrendiler ve şunu da gördüler. Biz eczane personeli olaraktan çok yoğun şekilde çalışmamıza rağmen hiçbirimiz hasta olmadık. Neden? Biz bağışıklığımıza çok şükür yatırım yaptık. Yani artı bazı bakteriler vardı. Sermayeyi yedik ya. Koydu yani. Yedik. Afiyet olsun hepimize. Ya afiyet olsun. Sağlık olsun. Hiç sorun değil. Şey var yani ta en başında söylediğin iki tane bakteri vardı. Lactobacillus plantarum, Lactobacillus plantarum diyerekten. Temmuz ayında Lactobacillus plantarum COVID'i durdurdu, yayınlandı. Ne mutlu bana falan dedim. İşte böyle şey yaptılar arkadaşlar. Ya nereden bildin? Dedim bu kadar makale okuyorsun, antiviral özelliğini görüyorsun, şeyini görüyorsun. Yani bu da sonuçta bir virüsse buna da etkili olacaktır diye düşünüyorsun. Aynen. Yani okumak. Yani her şeyin başı okumak ve sonrasında da bu bilgiyi bir şekilde hani zekatını vermek. Yani okuduğumu bir şekilde hani kişilerle paylaşarak. Ne kadar güzel bir cümle. Okuduğumun bilgimin zekatını vermek. Ay çok hoşuma gitti bu. Çünkü 40'ta birini vereceksiniz. Yapacak bir şey yok. 40 tane makale okuduysanız bir tanesini çıkıp anlatmanız aynen. Lazım herkese. Çok çok güzel. Çok beğendim. Bunu yok ben 40'ımda anlatıyorum. Hayır. Tamam yani ben. Aynen çok güzel. Yani ama beni, şimdi okumak hani, bir de Posta gazetesi okumak var. Bir tamam, ilaç evet. Firmasının yani probiyotik firmasının size hazırladığı broşürü okumak var. Bir de PubMed okumak var. Bir de size okunan yani verilen broşürü bir de firmaya sormak var. Ben çok sorarım ve sormaktan da hiç çekinmem. Yani şu an VSL geliyor Türkiye'ye. VSL'nin müdürüne VSL 3 geliyor ama çok düşük dozda geliyor. Niye öyle? İşte sordum. Cevap bekliyorum. Yani bir tarafta 450 milyar bakteri varken bir tarafta 10 milyar bakteriyle neyi hedefliyorsunuz dedim. Ama cevap gelmedi. Cevabı dört gözle bekliyorum. Geldiği zaman da şey yapacağım. Çünkü bu sefer bir misyon alıyorsunuz ya. O misyonu devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Hani probiyotik denince ilk akla gruplarda kim geliyor? Hürcan geliyor. Hürcan da eğer bu soruya bir şekilde cevap vermesi lazım. Elimden geldiğince hani birkaç tane daha firmaya böyle mailler atıp cevap alamadığım firmaların da oldu. Ama bizzat gerçekten yani ben mesela Zade Vital'in ürün müdürü Deniz Hoca'nın, Doktor Deniz Hanım'ın hakkını ödeyemem. Makalelerin çoğu paralıyken ben Deniz Hoca'ya makale atmışımdır. Onların bana makale açılımını yapıp tekrardan geri göndermiştir. Okumamı sağlamıştır. Hani bilime böyle katkı sağlayan firmalar olduğu gibi bizi hiçbir şey yerine koymayan firmalar da var maalesef. O yüzden hani onlardan da bilgi alamayınca da bilgilerini veremiyoruz. Yani sapla sabanı ayırmak lazım. Bu çok önemli. Yani içine koyduğunu söylediği probiyotiği hakikaten koydu mu? Koydu da ölüsünü mü koydu, dirisini mi? Hangi suşunu koydu? O kayıtlı haline mi? Yoksa bunların da böyle sülalesi var. Yani o bir tanecikten mesela atıyorum herhangi bir tanesi ya işte Lactobacillus plantarus mesela hangisi? O kaç tane C bilmem ne bir şeyi var yani hepsinin tabii çok alt türleri var yani var. Aynen.
Aynen. Tescillenmiş, onaylanmış, hepsinin böyle bir çipi var diyelim yani. Hani Aynen. hepsinin adı sapı var. Hangisini verdiniz? Hepsini karıştırdım, bomba bir tane yaptım. Ya hepsi birbiriyle geçinebiliyor mu? Bir de tut ki buna 10 milyar var yazdınız üzerinde. Ne zaman 10 milyar var? Koyduğunuzda mı son kullanım tarihinde hala 10 milyar mı var? Bir de benim çok önemsediğim, bu ürün galonla Türkiye'ye geldi, 2 sene böyle kenarda saklandı, beklendi ve 2 sene sonunda paketlenip bir miat aldı. Bunları da biliyoruz. Yani ben bazı O da çok iyi. firmaları şey yapmıyorum, hani eczaneye sokmuyorum daha kâr marjları yüksek olduğu halde. Ama bazıları da Fransa'da paketlenip size o şekilde geliyor. Hani gerçek miadıyla ve gerçek kalitesiyle. Onlarda hiçbir şekilde şey olmuyor, sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bir de bakterilerin çok önemli bir şey. Hani kolona gitmesi lazım dedik ya. Mesela Firmicutes ve Bacteroides tetes diye 2 grup var. Bunlar hani birbirleri içinde dengedeler. Ama Firmicutes'lerin sayısını arttırdığınız zaman bunlar bağırsaktaki bazı karbonhidratların parçalanmasını ve enerjinin açığa çıkmasını sağlıyor. Yani bir kişi 100 gram yiyor, 100 gram kalori elde ediyor ama öbür bağırsak bakteri Firmicutes yönüne gitmiş olan kişi 100 gram yiyor, 120 gram kalori elde ediyor. Ben aynı yiyorum ama kilo alıyorum, sebepleri de sizin bağırsaklarınızdaki bu dengesizlikten kaynaklanıyor olabilir. Firmicutesleriniz eğer arttıysa siz aldığınız gıdaları daha fazla sindirecek ve daha fazla kalori açığa çıkartacaksınız. Ha, kalori bazen istediğimiz bir durum ama bazen de istemiyoruz. Yani bazı ürünlerde parçalanıp enerjiye dönüşmesin, atılsın istiyoruz yani. Bu da çok önemli bir dipnot. Hani kadınların en büyük şeyidir ya, kilo vermek falan, bunu da çok sorarlar. Bir tane öyle zayıflatan probiyotik de çıkmıştı. Ama çok böyle tek başına ben hiç verim alamadım ondan. Çok Ben denedim. tatmadım bile. Çünkü içeriğini beğenmedim. Yani içeriği çok istediğim düzeyde değildi. Bunun için şey var. Laktobasilüs rhamnosus'u 20 milyarın üstünde almak lazım. Bir de Laktobasilüs gasteri var. Daha Türkiye'ye Ay gelmedi. bayılıyorum ona. O yok ama evet. Evet, o geldiği anda özellikle kadınlarda göbek bölgesi yağların erimesini sağlayacak inşallah. Sesinizi duy. Neredeyse söyleyeyim ben onu gidip alıp geleyim. Tamam, ben size söyleyeyim. Tamam. Tamam. Yunanistan'daki formunu bulurum, size atarım yani Ben de şeyi. başka yere de giderim hiç sorun yok. Yani ilim için yani hani kimse yanlış anlamasın. Kasteri bulmaya gideceğim yani yoksa. Bu arada benim şey gitti. Allah Allah. Yani bütün. Glutamin, GAPS diyeti sonrası glutamin ve probiyotik gerekli mi deniyor? GAPS diyetinde zaten glutaminin Probiyotik kemik var. suyuyla zaten halletmiş oluyorsunuz. Hani hakikaten o kemik suyunu 8-10 saat ya da daha uzun mum alevinde kaynattıysanız glutamin kısmını halletmiş oluyorsunuz ama probiyotik evet gerekli. Bir dakika, sen devam edersen benim şeyim gitti. Bilgisayarımdaki PDF Tamam. dosyam gitti. Dosyamı açıyorum tekrardan. Tamam. 30 yıllık tuzlu suyla çözdüm diyor birisi. Çok güzel lezzet saati. 30 yıllık kabızlık problemimi tuzlu suyla çözdüm. Düşünüyorum. Natrum kloratum H2O. Hipokloroz asit mi oluşturdunuz? Nasıl çözdünüz bunu? Şimdi ben bir kimyasını yapamadım. Tuzla suyu yaptım. Hipokloroz çıktı bende. Kabızlıkla bağlantı kuramadım. Çok Ben dinlemek de isterim. bulamadım. Ama şu hani hep dediğimiz bir Güzel bir şey var. sodyum klorür Plasebo. artı H2O hemen yapıyorum. Evet bir oksijen çıkıyor artı hipokloroz asit. Aa, bilemedim. Çok merak ettim ama. Tuzlu suyla da oluyabiliyorsa hani gerçekten neden olmasın? Bence plasebo etkisi denen bir etki var. İnanmak. Yani eğer kişi tuzlu suyla hani bunun çözüleceğine gerçekten bütün böyle şiddetiyle inandıysa bile çözülmüş olabilir. Yani ilaçların plasebo etkisi de vardır. Hani hiçbir şey yoktur ilacın içinde. Ondan sorucumu ben açamayacağım. Bunu açamadan devam edeceğim. Niye böyle Olsun. oldu? Evet. Vajinallerden konuşalım mı? Olur, Vajinallerde de olur. yani hani ağızdaki Streptococcus salivarius ağızda tükürüğümüzde yaşayan bakteri vajende de yaşayan
bakteriyle aynı. Ve biz antibiyotik kullandığımızda orada yaşayanlar da hepsi ölüyor. Sonra bir AVM'de tuvalete gidiyorsunuz ve tak mantar oluyorsunuz. Ya da işte men sonrası kandida, vajinal kandidayla çok fazla, çok uzun süre kurtulamayan bir sürü insan var. Evet. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada ne yapmamız gerekiyor? Şimdi yurt dışında vajinal preparatları da var. Ama Türkiye'de maalesef sadece ve sadece iki üç firmanın oral preparatları var. Antibiyotik kullanırken probiyotik kullanmayı asla ve asla ihmal etmiyoruz. Ve sonrasında da eğer böyle bir sorun yaşıyorsak, bak dediğim gibi 50 bin nüfusu küçük bir içi eczacısıyım. Geçen gene bir danışana ağızdan oral bu yönde bir antibiyotik ve Neoli yağı verdik. Teşekküre geldi. Bir ay sonrasında. Çünkü hani Neoli yağının antiseptik özelliğini kullandık. Ondan sonra çünkü burada en ekonomik yolla gitmek zorundasın ama kusura bakma o probiyotiği almak zorundasın. Hep anlatıyorum. Yani bir şeyi yerine koymam lazım. Nasıl koyacağım? Yani sen işte çorbaya tereyağı katmadan yapmaya çalışıyorsun. Oluyor mu? Olmuyor. Yani mutlaka dışarıdan bu takviyeyi eğer öldüyseler, eğer kaybolduysalar yerine koyman lazım. Ve o teşekkürler de bizim için çok çok önemli. Türkiye'de yanlış bilmiyorsam 3 tane bayanlar için özel şey var, probiyotik var. Bir tanesi Zade Vital'de de var yani. Onları kullanabilirler. Bu kullanma süresi de kişiye göre 15 günle 3 ay arasında olabilir. Gene mesela biz burada bir doktor arkadaşımız da GEPS uzmanı. Bir danışanımızın insülin direncini düşürdük. Yani hem diyet yaptı, bu şey pandemi döneminde spora falan da gidemedi. Ama 24'lerden insülin direncini onlara 24. düşürdük. 24'ten onlara düşürdük. Çok 3 güzel. Ay gibi bir zamanda probiyotik takviyesiyle. Doğru probiyotiği, doğru probiyotik dengesini. Hiç doğru avokado zamanda... limon içirmeden mi? Onları yaptık. Onları yapmaz olur muyuz? Ama yani... yanında da probiyotimizi de verdik ama bazen avokado limonu veriyorsun düşmüyor, düşmeye evet, de biliyor doğru, hani farklı doğru. Bir dengede çalıştırtabiliyorsun ya, her şey işte bir şey yani, her şeyden mutlaka az az da olsa almak durumuyla yani ne tek başına aromaterapi, ne tek başına homeopati, ne tek başına probiyotikler, yani neye ihtiyacı varsa kişinin, kişiyi onu tamamlayarak bence çözmek daha mantıklı. Evet, evet. Diyorum. Bir de bize prebiyotik üretecek besinler, mesela pırasa, işte bamya, yer elması, inanılmaz soğan, faydalı. Müthiş. Soğan. Yer elmasını rendeleyin, şöyle bir tavada bir soteleyin onu. Yiyin, en benimsin diyen kabız çözülmezse ben neyim yani, ama işte sezonu çok kısa. Yani o sezonunda değerlendirmek lazım. Yani inülin ya komple, hani onun adı elma falan değil, yer inülini gibi bir şey olması lazım. Kesinlikle. Yani hani inanılmaz bir besi yeri. Çok güzel bir probiyotik. Bir de şimdi şey var, hani anneler bu soğanı falan çocuklara yediremiyoruz diyorlar ya. Ya eski Osmanlı mutfağıdır soğanlı omlet. Bakın içine azıcık da patates koyun, tamam mı? Böyle İspanyolların hani patatesli soğanlı omletleri var ya, süperdir yani. O tarzda bir şey yapın. Yemeyen çocuk varsa bana getirin. Yani kesinlikle yer. Yani biraz işte ben hep diyorum ısırganı yemek yani çok kötüdür. Ama ben ısırganı ıspanağın içine katıp börek şeklinde yıllarca çocuklarıma yedirdim. Hiç çakmadılar. Bizde. Yani birazcık da mutfakla oynamak lazım. Çok güzel Instagram sayfaları var. Fit mühendisçi mesela, Samsun'u bir mühendis, İstanbul'da yaşıyor. Harika harika prebiyotik önerileri var yani. Kesinlikle hani onu da takip edip şey yapabilirsiniz. İnülinle aşırı şişkinlik olmasının sebebi söyleyeyim. İnülinle beraber sizin iyi bakteri sayınız artıp kötü bakterileriniz parçalanıyor. Parçalanma anında da bir kimyasal reaksiyon çıkar. Bakın inülinde de bunu yaşarsınız. Probiyotin ilk başlangıçlarında da bir tık daha gazınız artacak. Bunu kabulleneceksiniz. Bunun başka yolu yok. Yani... sizin gazınız bir başta bir belli, o yüzden hep az az diyoruz. Yani lütfen prebiyotiği de yavaş yavaş başlayın. Probiyotikleri de küçük küçük dozlarda gidin.
ki Bu iyi bir şey, bir şey oluyor demek. Yani siz onun dirisini almışsınız ki bir şey oluyor. Yoksa alıp bana bir şey yapmadı deseniz daha halay kötü çekiyorlar, zaten. halay halay içeride halay çekiyorlar mutluluktan, yani bayram ediyorlar yani, iyiler çünkü yerleşiyor. Hani bazen şey de anlatıyorum, apartmanınızda işte şeyleriniz var diyorum, 10 katlı bir apartmanınız var, kiracılarınız var ve eğer kiracılarınız az sayıdaysa dışarıdan güçler ne yapıyorlar, geliyorlar kapıyı kırıp yerleşiyorlar. Ama siz eğer şey yaparsanız, apartmanınıza yer, yani kiracılarınızı full yerleştirirseniz, dışarıdan hiçbir güç gelip o apartmana yerleşemiyorlar. Aynen inin ve devam, ama daha küçük dozlarda, daha küçük şeylerde ve bol sularla. Bol su. Bol su çok Bak, önemli. bak yerel masanı turşu yapmış, deneyeceğim. Tamam, bak her zaman lezzet saatinden bir şey öğrendim. Ben de bunu şey yapacağım yani. Ben de dip frize atıyorum. Ondan sonra çorbaların içerisine, mesela mercimek çorbasının içerisine bile çaktırmadan koyuyorum. Rondodan geçince uuu afiyetle yiyorlar yani. Ama kimse eğer Aynen. sizinkini bilmiyor. Bu yayını İşte izleyene kadar Allah. Neyse. izlemezler inşallah İzlemezler yani. zaten. Sorun yok. Olsun Şey bizim yok yani. hiç öyle kural yoktur. Ben her zaman dediğim bir şey var. Yani yemeyen çocuk yoktur, yediremeyen anne vardır. Yani şereke alında bakın, inini mis gibi şey çorbanın içinde yediriyor. Bir şekilde onu allayıp süsleyip, mesela benim çocuklarım pırasa ekmeği ve şey kabak ekmeğine bayılırlar. Ben onu ekmek haline getiririm, küçük pankekler haline getiririm. Yani pırasa sevmeyen çocuğa pırasalı ekmek yaparsınız ve o çocuk onları böyle köfte gibi elinde yiye yiye mutlu olabilir yani. Hani Ben bunun tarifini sizden istiyorum o zaman. Ya bir hemen günde şöyle hemen. yapalım. Mutfağımızda prebiyotik, probiyotik tarifler yapalım. Çünkü Aa, evet süper. bizler eczacıyız, doktoruz, anneyiz ama yani hakikaten çok böyle fantazi olmuyor. Yani pırasa nedir Allah aşkına, herkesin ulaşabileceği. Kışın şimdi bol bol 2 lira. karnabahar, Aynen. pırasa, brokoli çok çok güzel şeyler olabilir ama hani bazen bu yemek sayfalarında çok güzel lezzetli tarifler veriliyor ama bunu bazen öldürüp veriyor. Yani hani Evet. bizler bunun besi değerini düşürmeden bunu canlı ulaştırabilmenin yollarıyla ilgili belki de Tamam. böyle de bir program yapabiliriz. Yemeği çok seven biri olarak ya ben çok keyif duyarım, yani çok hoşuma gider. Herkes de faydalanır. Mesela kvas turşusu öyle, pancar suyu öyle, şalgam öyle. Bakın bunlar hep çok kıymetli şeyler. Mesela pancarda ben Yeşim Temel Özcan'dan öğrenmiştim. Mide Evet. asitinizi öğrenmek için bir test var. Kırmızı pancarı yedikten sonra İdrarın idrarınız eğer rengi. pembe, evet pembe renk oluyorsa sıkıntı yok, ama olmuyorsa sıkıntı var demektir. Yani bunlar küçük küçük ayrıntılar ve küçük küçük ayrıntıları insanlardan öğrenmek hani gerçekten büyük bir mutluluk. İnsan verdikçe alıyor. Yani hani hep büyüklerimize demiş ya, her gün iki tane şey öğreneceksin. Her günü iki yeni şeyle kapatacaksın. Ben de her günüm iki yeni şeyle kapansın isteyen Ay gruptanım. ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ben bile de razıyım yani çok güzel. Mesela tarhana öyle. Önemli. Probiyotik Çok güzel bir probiyotik kesinlikle, de. ama beyaz Harika. unla yapmayın. Yani lütfen evinizde kendiniz yapıyorsanız Çiyez unuyla yapılsın. Karakılçıkla yapılsın. aynen. Yani daha bize uygun tahılla yapılsın ve onu çocuklarınıza güvenle yedirin. Bu konuda da gene benim çok sevdiğim arkadaşım Yedi Değirmen Havza'da bir kadın girişimci. Muhteşem şeyler yapıyor. Ya atı tohumların peşinde böyle görsen takip et mutlaka. Yani Değirmen tamam. Ben annem yaptığı için hiç tarhana aldığım yok hazır dışarıda. tamam. Yok, un satımı falan da yapıyor. Kendi Ha. yapıyor onları. Yani tamamen doğal şekilde. Hatta geçen de şey gelmişti. Ekim maya çok kıymetli. Yani bunlar hepsi probiyotik. Aslında bu bahsettiğimiz şeyler bir sanayi değil, bir sektör değil. Bunlar hep var. Az önce dedik ya hani bağırsağın şu kısmına gitmesini istiyoruz. Yoksa yediğimiz yoğurt mide aslında paylaşılıyor. Şimdi herkes evinde kefir mayalayabilir ama herkesinkinin tadı farklı olur. İşte Ayşun'un eli çok lezzetli denir. Neden? Elindeki probiyotiği aktarır. Evet. Annelerimiz eldivenle turşu yapmazlar. Herkes elini tertemiz buz gibi yıkar, yüzüklerini çıkarır, turşuyu doldurur. Of mis. Siz onu yedikçe o annenizin probiyotiğini almış olursunuz.
Kesinlikle. Ve onun eli lezzetlidir. O tarifi kim yaparsa yapsın o tutturamaz. Çünkü o ona probiyotiğimi katar aslında. Sevgimi kattım dedikleri belki de probiyotiğimi kattımdır. Bir de maya yoğuran kadınların ellerine bak. Pırıl pırıldır. Yani o kadar güzel besbesidir ki o deri. Nurlu ve o mayanın... Yaşlılık lekesi bile yoktur onlarda. Yoktur. Bakın mayanın... vardır ama bilekten sonra başlar. Bileğe kadar yoktur. Kesinlikle. Çünkü hani oradaki işte sağlıklı mikrobiyota bile o eline yansıması bile hani gerçekten avokado limonu meyve püresine koysak konulabilir. Şey yok, sıkıntı yok. Yeter ki hani onun sonuna kadar verdiğinizden emin olun. Yani çok kıymetli, çok pahalı ürünler. Hani evet. Ziyan etmeyin yani. Tam avokadodan pulp yağı çünkü. Hakikaten çok yüksek fiyatları. Keşke herkes ulaşabilse, keşke devamlılığını aynen sağlayabilse. Keşke başka bir yolu olsa. Gerçekten hani ekonomik boyutuna da baktığımızda bazen Allah'ım diyorum şimdi hani bunu yapın bunu yapın çok güzel anlatıyoruz ama yani bunu nasıl söyleyeceğim insanlara bunun yani ama yapacak bir şey yok da çok önemli. Bir de şey diyorum mesela hani evde kefir yapıyorum, yoğurt yapıyorum. Mesela diyorum ki yani tabii ki öyle olmaz ama ya bir kirli çorabı alın koyun üstüne süt koyun odasına dursun bakın o bile mayalanacak. Ama ne üredi orada? Ne ürüyor? Yani. Ekşi bir şey olacak belli ki ama hani o oradaki bakterinin ne ürediğini bilmiyorsunuz. Yoksa kefir herkes yapabilir ama o bakteri ne? Hangi suç var içerisinde? O yüzden böyle daha adı sapı belli, daha düzgün kaynaklardan. Bir de bunlar canlı ya, küsüyorlar biliyorsunuz. Tabii. Yani odanın ısısı sizin ruh halinizle bile etkileşiyorlar. Ben çocuklarım küçükken tatile bile giderken kefirimle gidiyordum. Yani yanımda plastik süzgecim ve cam şişe sütte kefirim vardı. Gidiyordum mesela otelde kalıyoruz diyelim ki işte orada yeni bir süt alıyoruz cam şişe. Bir yudum üstünü içiyordum. Ondan sonra o bir önceki gününü plastik süzgeçle süzüp onu çocuklara içirtiyordum. Kalan kefiri yeni cam şişeye koyuyordum. Hani kap yıkama falan yok. Öyle her gün yeni yani böyle geziyordum bir dönem. Çünkü daha önce evde bıraktığıma döndüğümde ya ölmüş ya bayılmıştı kefirim. Hani yani olabiliyor böyle şeyler. Ben benimkiler demek ki çok şanslıydı. Ben kefiri çok yıllar sonra keşfettim. Yani bir 7-8 senedir hani kefirle temastayım. Ama hani çok çok şanslı çocuklarmış, şöyle söyleyeyim sizinkiler de. Kefir bebekleri dolapta su içinde ne kadar kalabilir? Biberonla yani... içiriyordum. Küçük oğluma biberonla kefir içiriyordum. Süt falan içtim biberonla. Hatta böyle her akşam bir ritüeli vardı götürüyordum. Bu çok ekşi falan diyordu. Böyle fırlatıp atıyordu biberonu. Alıp odadan çıkıyordum. Ondan sonra bekliyordum koridorda. Diğer oğluma diyordum bu şimdi geçecek onun atarı. Ha tamam getirdim. Ha şimdi olmuş diyordu. Ha, içiyordu. Hani içine bir şey koyup geldim zannediyordu. Halbuki aynı kefiri. Aynı biberonla yani içiyordu. Böyle çok güzel anılar. Şimdi hepsi gözümün önünden geçti. Ay gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Ben doyamıyorum. Ya yani inşallah sıkılmamıştır kimse izlerken. İnşallah. Çünkü hani geyik yapıyorlar diyebilir ama hani aslında değil yani hakikaten bunlar hepsi bilimsel verilere dayanan çok kıymetli bilgiler, çok süzme bilgiler. Yine kabızlıkta hangi probiyotik diye sormuşlar. Marka ismi veremiyoruz. Ama söyledim tamam Lactobacillus plantarum'u söyledim. Lactobacillus plantarum. Yani o hani şeyde bir dakika. Benim bir dakika benim yok benim Instagram sayfamda bir tablom var benim yani uzman eczacı Hürcan Karaman'ın sayfasına girerseniz hangi hastalıkta hangi suçların çalıştığıyla alakalı bir tablo yayınladık o size de atayım holistik eczanenin sayfasında da paylaşın da paylaşalım tabii ki tamam. Yani ona baktığınız zaman zaten hani hangi bakterilerin çalıştığını göreceksiniz. Birazcık da eczacınıza güvenin. Yani eczacınız size doğru ürünleri, doğru eczacılar doğru ürünleri şey yapacaklardır, önereceklerdir size. Yani bu işe biraz gönül koymuş, gönül vermiş kişiler size hani uygun ürünleri söyleyeceklerdir. Bir de sadece ürünle değil hani deminden beri bahsediyorum sorgulamak lazım. Ne kadar su içiyorsunuz, ne kadar şey yapıyorsunuz, lif alıyorsunuz.
ne kadar stresten uzak duruyorsunuz, uyku kaliteniz ne alemde, bunlar da bütün hani şeyiniz kadar önemli yani. Hani soğuk ortamda mı uyuyorsunuz, sıcakta mı uyuyorsunuz? Yani çok basit görünse de bunların hepsi sizin yaşam kalitenizi, beslenmenizi ve sonrasında da rahat tuvalete çıkışınızın hepsini çok etkiliyor yani. Vücut ısınızı bile etkiliyor. Vücut ısınızı bile etkiliyor ve aslında sonra bakıyorsunuz ki ya ben sadece emir kuluyum. Ben aynı şeyi şimdi midem için düşünüyorum. Geçen gün spor yaparken bir midem bir şey oldu böyle. Dedi ki ya bir konuşun dedi hocam. Midenizle konuşun. Diyorum ki midem ne dediysen yaptım bunca gündür. Ne istediysen yedim. Hakikaten ne dediyse yaptım. Sen diyorum niye böyle şeyler yapıyorsun bana? Hani hakikaten biz aslında birilerinin emri altında çalışıyoruz. Yani yapacak bir şey yok artık. Emir kuluyuz. O da Ne kadar da strese girdi aciz demek ki olduğumuzu yani. görüyoruz. Evet. Yani o da küçük bir strese girdi muhtemelen mide. Hemen böyle bir asit salgısı falan değişti, değil mi? O gün bir stres yaşadınız muhtemelen. Yani halbuki değmeyecek şeylere üzülmemeyi de işte, ama bunlar da gerçekten hani hep söylüyorum, serotonin hormonu bizim mutluluk hormonumuzdur. Mutluluk hormonlarımızın %80'i bağırsaktan salınır. Yani sizin bağırsağınız sağlıklı çalışmıyorsa mutlu da olamazsınız. Çok üzgünüz ama, değil mi? Yani mutlu olmak için bile bağırsağınıza yatırım yapmanız ve onu sağlıklı hale getirmeniz lazım. Bu mutluluk nerede? İçimde diyoruz ya. Kesinlikle. Bağırsağımda falan Bağırsağımız, ya değil. kesinlikle içimizde ve bağırsağımızda. Yani doğru beslenerek, doğru ürünler kullanarak ona iyi bakarsak, o da hani gerçekten bize iyi bakacak ve bizim savunma askerlerimizin, T hücrelerimizin büyük bir kısmı gene bağırsaktan sanıyor. Hani biz akciğerimizin bizim ilk savunma yaptığımızı sanıyoruz, değil mi? Yani böyle nefes yolumuz, evet, orada da bir savunma var ama oraya giden askerleri bile bağırsaklarınız gönderiyor. Yani o yüzden hani ona çok iyi bakın, onu güzel besleyin, onu lifli lifli ürünlerle besleyin, sağlıklı ürünlerle besleyin. Ve gene diyorum, eczacınıza güvenin. Yani onlar bu işi için hani emek sarf ediyorlar. Bizlere güvenin yani. Kesinlikle bir de doğru ürün, doğru kanaldan, doğru saklama koşuluyla ulaşması gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. Buna da çok hassasiyet göstermek gerekiyor. Eczanelerdeki buzdolapları işte artı 2, 4, 8 derece hepsi saat başı neredeyse Tabii kaydediliyor. kontrol. Tabii Bilgiler tabii saat başı elektrik kontrol kesintisine edilsin. karşı bile Jeneratörler bütün var. önlemlerimiz alınmış durumda. Yani zaten Eczacı Odası Başkanımız internette satılanların %99'u sahte diye daha geçen hafta açıklama yaptı. Alınan nişasta tableti mi ya da ne olduğu belirsiz şeyleri çok fazla yani hani alıyoruz diyor, satın alıyor Eczacı Odası internette satılanlardan ve firmaya gönderip firma diyor ki bu bizim değil, bu bizim ürünümüz değil. Tamam değil. Hadi velev ki sahte ama içinde ne var? Ne var ki neye Yani. dönüşüyor? Bir de şöyle bir soru soruyorlar bazen. Hep vitaminler için muhtemelen size de soruyorlardır. İşte şey bir tarihi geçmiş hani bunu kullanabilir miyiz? Yani ilaçta da tarihi geçtiğinde bir ürünün son kullanım tarihine kadar bunların yarılanma ömürlerine göre hesap yapılır. Ve etkin maddenin sadece %10'unu kaybeder aslında tarihi geçen bir ilaç. Tamam, işte hata sorun değil. %90'ı işe yarasa iyi gibi diye düşünülebilir. Ama asla değil. O %10'un metabolitleri ne? Neye dönüştüğünü bilmiyoruz. O yüzden uzak durun. Kesinlikle. Yani kesinlikle ona katılıyorum. Bir de şöyle bir durum var. Yani mesela soğuk zincir probiyotikleri bile o kadar kıymetliler ki benim için, ben haftanın belli günleri kargolarım. Hani kargo bir an önce bana Cuma gelsin olmaz, beklemesin. asla olmaz. Perşembe bile Hafta sonu olmaz. Riske kargonun. girer diyerekten pazartesi, salı, çarşamba, O yani kadar. bazen danışan diyor ki ya işte daha 2 gün var, hani isteseniz falan, yok diyorum, ben Hayır. istemem, hani başka yere bakabilirsiniz ama
Ben pazartesi, salı, çarşamba dışında istemem ki yani bir an önce bana gelsin Ben ne diyerekten. firmadan isterim ne de kendim kargolarım. Çünkü Aynen. güvenmiyorum. Çok daha iyi yapıyorum yani. Hani Aynen. Kesinlikle. 3 gün Kesinlikle. beklenebilir. 3 gün daha probiyotiksiz yaşanabilir yani. Yani hani onların da mesela normalde bir hafta 10 gün oda sıcaklığında dayanma güçleri var. Yani işte bu da hep şey gibi. Olur. Yani Arabanın 10 da milyar değildir. 8'e düşmüştür. Tamam olsun hani ama niye 10 ciddi almak varken 8? Çünkü 10 parası 8'de ödüyorsunuz ve evet ciddi bir aynen. para ödüyorsunuz. Gerçekten çok yüksek fiyatları. Ama yurt dışında da böyle fiyatları, bunu da bilmelerini isterim. Ben kendim Amerika'dan ya ben bunları alayım getireyim uçakta kaç saat falan diye düşünmüştüm. Bir baktım ki aman aynı şey yani taşıdığına değmez. Yani hakikaten Ha, orada olmayan ürünleri getiriyoruz. Mesela o ben zaman evet. magnezyum, evet magnezyumunun bir formu Türkiye'de yoksa onu yurt dışından getiriyorum. Ya da işte laktobasil rutenin tablet formu Türkiye'de yoksa onu bir şekilde hani yurt dışından getirtiyoruz ama hani çoğu ürün artık ülkelerimizde var ve biz de birazcık daha böyle baskıcı olaraktan hani bunları şey İstemeliyiz. yapmalı istemeliyiz. İstiyoruz da zaten ya. Ben baştan etten yiyorum. Siz de oradan yiyorsunuzdur. Süper. Yani yani güzel şeyler olacak. Yani ben zaten hep söylediğim şey şu. İnanın bir 10 sene sonra kişiye özel probiyotik karmaları verilecek. Yani sizin analizleriniz yapılacak, neye eksiğiniz olduğu bulunacak ve size özel artık yani pek çok alopatik ilaç kullanılmayacak. Çünkü hani bu kanıtlandı. Fibromiyaljinin tedavisi de bakterilerde yatıyor. Hipertansiyon tedavisi de bakterilerde. Kolesterolün tedavisi de bakterilerde ve hani 17 büyük üniversitenin yapmış olduğu bir çalışmayla kanserde bile etkili oldukları kanıtlandı bunların. Ben çok ümitliyim. Yani gelecek probiyotiklerde diyorum. Yani o yüzden de sağlıklı kalın. Minik dostlarınıza Çok iyi teşekkür bakın. ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ben Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık. Çok çok keyif aldım. Doyamadım. Ben de Belki tekrar aynen, izleyeceğim, aynen. dinleyeceğim. Çok Tamam, keyif aldım. Çok inşallah. teşekkür Tamam. ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hoşça kalın.